Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi, bu üç rengi kombinleyerek harika bir zikzak örgü modeli anlatacağım. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz, pike yapabilirsiniz, koltuk örtüsü yapabilirsiniz arkadaşlar, diz örtüsü yapabilirsiniz. Harika olur, çok amaçlı kullanabileceğiniz harika bir model. Çanta örebilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı. Harika bir model. Ben Alize Koton Gold kullanacağım arkadaşlar. 100 gram 330 metre diye hatırlıyorum. Evet. Böyle şöyle gördüğünüz gibi motifli desenler çalışabileceğiniz harika bir ip, kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Sizinle birlikte iki renk kullanacağım. Krem ve yeşille öreceğim. Ama ben ayrıyeten büyük bir parça üç renk, bu üç rengi kullanarak öreceğim. Eminim çok güzel olacak. Şöyle hemen iplerimi kenara alayım. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 2,5 milimetrelik tulip tığ kullanacağım. Evet, yeşil ipimi aldım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne örmek istiyorsanız 2 kat uzunluğunda, yani ne örmek istiyorsanız onun 2 katı boyunda zincir çekerek başlayabilirsiniz. Zincir fazla olsun, sorun olmaz. Fazlasını keseriz. Evet, ne sıkı ne geniş, orta genişlikte zincir çekiyorum. Evet, şöyle ben biraz çekeceğim. Sayısını birazdan size vereceğim. Evet, 55 tane zincir çektim. Dediğim gibi fazla olursa fazlasını keseriz. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3. Dördüncü zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Aynı zincire üçüncü trabzanı yaptım. Bu şekilde. Üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire üç trabzan daha yapıyorum. Bir, 2 ve 3. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden alttan zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3. zincire giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Evet, şöyle arada bir tane üçlü trabzan olmasını istiyorum. Dilerseniz siz iki tane de bırakabilirsiniz. Şöyle zikzak kısmı çok olsun istemiyorsanız. Evet, doladım. Şimdi sayıyorum alttaki zincirlerimi. Burası alt köşe olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. zincire giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Aynı zincire 3 trabzan yaptım. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire 3 trabzan. 2, 3. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle göstereyim, bakın. Burada yarım desen yaptık. Burası üst köşe, burası alt köşe olacak. Şimdi buraya da üst köşe yapacağız. O yüzden 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Burada başladığımız gibi. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire 3 trabzan.
Tırmaladım. 1, 2, 3. zincire. 3 trabzan. Şöyle göstereyim bakın. Üst köşeden sonra arada bir tane üçlü trabzan yaptık. Burada alt köşe yapacağız. Burada olduğu gibi. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire 3 trabzan yapıyorum. Evet, alt köşeyi yaptık. Tığıma doladım, yine 3. zincire 3 trabzan yapıyorum. Doladım. 3. zincire 3 trabzan. Evet, şöyle göstereyim bakın. Burada alt köşeden sonra arada bir üçlü trabzan yaptık. Burada üst köşe olması lazım. Yani burası gibi olması lazım. O yüzden 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Evet. Boyutunu bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Başta nasıl başladıysak sonra da o şekilde bitireceğiz. Şöyle bu zinciri dediğim gibi şuradan kesip ayırabilirsiniz. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Burayı kenar yapalım. Şöyle tek değil, iki teline batmak istiyorum. Evet. Her zikzak bölümü iki sıradan oluşacak. Birinci sırayı yaptık. 3 zincir çekiyorum. Ve çevirdim. Eliniz sıkıysa dönerken 4 zincir çekebilirsiniz. Bu yuvanın içine 3 trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Buradaki boşluğun az olmasını istiyorsanız 2 zincir çekebilirsiniz. Evet, 3 trabzandan sonra karşımda 2 tane üçlü trabzan var. 3 batmışım. Bakın buraya, buraya da 3 batmışım. Tam ortadaki boşluğa girerek 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tığıma doladım. Sıradaki 2 tane üçlü arasındaki boşluğa girerek 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim bakın. 3 üst köşeden sonra 3 zincir çektim. Burada bu, burası üst köşem. Ortada da bir üçlü trabzanım var. Yani 3 tane böyle sayarsak 3. Şimdi ne yapacağım? Buraya batmayacağım. Buraya batarsam artırma olur. Burada artırdık. Burada da eksiltme yapacağız. Bu boşluğa batmıyoruz. Ve tığıma doladım direkt karşıya. 1 ve 2 ikinci üçlü trabzanlar arasına girerek 3 trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki üçlü trabzan arasındaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 3. Doladım. Tepeye bakın. 3 zincir çektiğimiz tepeye 3 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Artık bilirsiniz. Burayı yaptığımız gibi bu tarafı da aynı şekilde. 2 üçlü trabzan arasındaki boşluğa 3 trabzan.
Sıradaki 2 üçlü trabzan arasındaki boşluğa 3 trabzan. Doladım. Bu alt köşeye batmıyoruz. Buradaki yuvaya batmıyoruz. Karşıya bir sonraki 2 üçlü trabzan arasına girerek 3 trabzan yapıyoruz. Sıradakine 3 trabzan. Evet, tepeye geldim. 3 trabzan. Üç zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle buradaki zincirin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle boynu biraz uzun tuttum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, şu şekilde sonuncuyu çekmeyelim. Tekrar göstereyim ya da. Tığıma doladım. Buraya girdim. İlmeği aldım. Doladım. İkisini çektim. Sonuncuyu çekmiyorum. Bu şekilde üzerine doladım. Diğer ipimi alıyorum. Evet. Krem ipimi aldım. Şöyle şu şekilde bakın. İpim tığımın üzerinde. İlmeği aldım. İçinden geçirdim. Şöyle bir zincirle sıkıladım. Bir, iki, üç zincir daha çektim. Sonra bu iki ipi birbirine bağlayabilirsiniz. Şöyle çevirdim. Tığıma doladım. Yine bu 3 zincirde çektiğim köşeye 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, burada desen vereceğiz arkadaşlar. Bu ilk sıramız zincir üzerine yapıldığı için ilk sırada desen yapmadık. Ama her rengin ilk sırasında desen yapacağız. Burada tepeyi yaptıktan sonra şöyle tığıma doladım. Sıradaki bakın iki üçlü trabzan arasındaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Altta gördüğünüz gibi 3 tane trabzan yapmışım. Bu battığım boşluğun altındaki 3 trabzanın ortasındakini buluyorum ve tepesine bu şekilde batıp uzun bir trabzan yapıyorum. Geçiş olsun diye. Tekrar göstereceğim. Sıradaki boşluğa bir trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Altta 3 trabzanım var. Ortadakine bu şekilde girip uzun bir trabzan yapıyorum. Boyunu uzatıp trabzan yaptım. Doladım. Tekrar aynı boşluğa, trabzan tepesine değil, boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki boşluğa girip 2 üçlü trabzan arasındaki boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. Doladım ortasındakini, alttaki 3 trabzanın ortasındakini tepesine. Bakın bu şekilde batarak uzun bir trabzan yapıyoruz. Doladım. Üçüncüyü de normal şekilde. Bakın böyle boşluğa girerek yapıyorum. Sadece ikinciyi alta batarak yapıyorum. Tığıma doladım. İki tane yaptıktan sonra buradaki boşluğa batmıyoruz. Ve bir sonraki üçlü, iki üçlü trabzan arasındaki boşluğa bir trabzan. Doladım. Altta 3 trabzanım var. Ortadakinin tepesine bu şekilde girip uzun bir trabzan yapıyorum. Doladığım o boşluğa normal şekilde trabzan yapıyorum. Normal boyutta. Tığıma doladım, sıradaki boşluğa bir trabzan doladım. Altta ortadaki trabzanın tepesine batarak uzun bir trabzan yapıyorum. Doladım. Buradaki zincir yuvasına bir normal trabzan. Doladım. Köşeye geldim. Normal şekilde 3 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum.
doladım. Yine burada yaptığım gibi buradaki boşluğa ilk önce bir trabzan yapıyorum. Doladım. Alttaki ortadaki trabzanı bulup uzun bir trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı boşluğa girip normal boyutta bir trabzan. Doladım. Sıradakine aynı işlemi yapıyorum. Evet, ortadakinin boyunu uzun tutuyoruz alta batarak. Buradaki boşluğa batmıyoruz. Bir sonraki iki üçlü trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. Böyle. Sıradakine geçtim. Artık öğrendiniz eminim. Köşeye geldi. Normal 3 trabzan. Üç zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, dönüşte doladım. Buradaki zincirin tepesine bir trabzan. Boynu biraz uzun tutuyorum. 3 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 4 çekebilirsiniz. Böyle ilk sırasında hep bu şekilde, bu sırada yaptığımız gibi yapacağız. İkinci sırada normal şekilde batacağız. Şimdi ikinci sırayı göstereceğim. Çevirdim. Tepeyi 3 trabzan. Üç zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki bakın boşluğa girerek normal şekilde 3 trabzan yapıyorum. Arka yüzdeyiz, o yüzden normal şekilde batıyorum. Doladım. Sıradaki 2 üçlü trabzan arasındaki yuvaya 3 trabzan. Doladım. Biliyorum iç köşe olduğunu, burasının, o buraya batmıyorum kesinlikle. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tepeye geldim. Dış köşeye 3 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar, buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, her renkten 2 sıra yapıyoruz. İkinci sıranın sonunda şöyle tığıma doladım. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaptım. Buradaki köşeye batarak İlmiği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Sonra doladım, bu şekilde krem ipimi bıraktım, yeşil ipimi aldım. Eğer ki 3 renk ya da daha fazla renk kullanacaksanız burada diğer renginizi alın. Buradaki ipimizi, yeşil ipimizi koparmamız gerekecek o zaman. Şöyle ilmeğin içinden geçtim. Zincirle sıkıladım. 3 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. Ve çevirdim. Tığıma doladım. İlk sırada burada kremin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 trabzan. Üç zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, tığıma doladım. Sıradaki 2 üçlü trabzan arasındaki boşluğa bir normal trabzan yapıyorum. Şöyle ipim gelmedi. Evet, doladım. Alttaki 3 trabzanım var. Gördüğünüz gibi kremin ilk sırasındaki trabzanın tepesine batarak
Uzun bir trabzan yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Tığıma doladım. Aynı boşluğa batarak bir normal boyutta trabzan yaptım. Doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir trabzan yapıyorum normal. Sonra doladım. Bir altta 3 trabzan var. Ortadakinin tepesine batıp uzun bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bu boşluğa girip normal boyutta bir trabzan daha yapıyorum. Yine 3 trabzan yapmış oluyoruz. Tığıma doladım. Burası iç köşe olduğu için buraya batmıyorum. Sıradaki 2 üçlü trabzan arasına bir trabzan, bir uzun trabzan. Bir de normal trabzan yapıyorum. Doladım sıradakine. Bir normal, bir tane ortadaki trabzana batarak uzun. Bir normal trabzan. Doladım. Dış köşeye geldim. 3 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet. Böyle. Gördüğünüz gibi hoş bir hava katıyor bu şekilde yapmak. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Böyle dediğim gibi kremin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Burada dönüştebilirsiniz artık. Bir üst sırayı da yapacağız. İkinci sırada yaptığımız gibi ya da burada yeşilde ikinci sırada yaptığımız gibi. Böyle ben bundan biraz öreceğim desen daha açığa çıksın diye. Size sonrasını göstereceğim. Siz karıştırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi iki renk ile bu şekilde oldu. Gayet güzel. Harika oldu. Şöyle sizinle üç renk çalıştığım modelini de paylaşayım. Şöyle sizin kenara alayım. Bakın, üç renk muhteşem oldu. Böyle renkler de gayet uydu. Burada bir tık koyu kullandım krem ipimi. Böyle keşke zamanım olsa da bundan ben bir pike yatak örtüsü yapabilsem. Ama yok. Evet, yapmak isteyenler için paylaşıyorum. Muhteşem oldu. Bu üç rengi kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Harika olur. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız videolarımın. Arkası da bu şekilde. Son olarak şöyle bu alt kısmı arkadaşlar, kaydırma tekniği, bu zincirin üzerine kaydırma tekniği yapabilirsiniz. Öyle daha tok durur diye düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim unutmadan. Böyle, eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.